denir ki işte hepsi rahat yaşıyorlar. İşlerinde fakirliği hemen hemen yoktur. Şudur budur. Eğer bu bir gerçekse, ki değil, bir gerçekse, o zaman onu söyleyen insanlar kendi kendilerine şu soruyu sorsunlar. Peki bu Ermeniler, bu Süryaniler, bu Keldaniler veyahut da işte bu Yahudiler, bu filanlar, bu böylese biz niye öyle değiliz? Niye olamıyoruz? Eğer bu Ermenilik insanın fıtratından gelen bir şeyse illa zengin olacağız. Böyle bir fıtrat yok. Demek ki ya çalışacaksınız ya bir beceriniz olacak. Sonra Ermeni ne yapacak? Polis olamıyor. Jandarma olamıyor. Kaymakam olamıyor. Vali olamıyor. Şu olmuyor, bu olmuyor. Devlet ticaretinde herhangi bir şey yok. Ne alacak? Kadim bir halk. Bir dönem milyonlarla ifade edilen ve bugün sayıları on binlere düşen Ermeniler, Anadolu ve Kürdistan'ın en eski halklarından biri. Ermenilerin tarih sahnesine ilk çıktıkları topraklar, Anadolu'nun yaşayan en eski kavimlerinden olan Ermenilerin kökeninin İsa'dan 700 yıl kadar önce Fırat'ın doğusuna yerleşen Frigyalıların bir kolunun, bölgenin eski halklarından olan Urartular ve Hurilerin Kafkas kökenli halklarla karışmasından oluştuğu görüşü genel kabul görür. Ermeni adına ilk kez M.Ö. 6. yüzyılda yazıldığı belirtilen Pers kralı Darius'un kitabelerinde rastlanır. Ermeni adının aslında coğrafi bir bölgeye işaret ettiğini iddia edenler de vardır. Bu bölgenin Kürdistan'ın en kuzeyinde bütün Doğu Anadolu bölgesi olduğu da söylenir. Milattan önce 3. bin yıla ait Akat çivi yazılı belgelerinde bu bölgeye Armanu ya da Armenia denilmekteydi. Demek oluyor ki Ermenilerin bu bölgeye gelmesinden yaklaşık 1600 yıl önce de bu bölge Armenia adıyla anılıyordu. Kral Darius döneminde Perslerin hakimiyeti altında bulunan ve muhtemelen batıdan göçmen olarak gelen bu yabancılara Armenia bölgesinde oturanlar anlamına gelen Ermeniler ismi verilmiş. Bir kısım araştırmacı ise Ermenilerin M.Ö. 8. yüzyılda vuku bulan Trak göçleri neticesinde Anadolu'ya geldiğini ve iki asır göçebe bir hayat yaşadıktan sonra Urartu Devleti'nin yıkılmasını takiben bu devletin hakimiyeti altındaki topraklarda göçebelikten çıkıp kalıcı biçimde yaşamaya başladıklarını belirtir. Yaşadıkları bölge çeşitli göç ve akınlara açık olduğu için Ermenilerin tarihinin bitmek bilmeyen bir devlet kurma ve saldırıya uğrayıp ayakta kalma uğraşından oluştuğu da söylenebilir. Bir halk, bir cemaat yoksa o kilise korunamıyor maalesef. Dolayısıyla 1915 sonrasında Anadolu kiliselerinin hiçbiri korunamamış. Ahtamar'ı işte birkaç yıl önce, çok değil herhalde 6 yıl önce, 5 yıl önce falan açtık işte. O zaman yenilendi ama öncesinde korumak için hiçbir şey yapılmamıştı. Nitekim Diyarbakır Sürpgiragos Kilisesi öyle. Yani halkı cemaate sahiplendiği zaman Diyarbakır Kilisesi kurtuldu. Yoksa yıkılmakla yüz yüzeydi. Buradaki kilise yaşıyor çünkü halkı var. Yani bir çevrede insan varsa o yapı kurtuluyor, korunuyor. Dolayısıyla ben mesela bazı yapıların camiye çevrilmesinden rahatsızlık duymuyorum. Çünkü yaşayan yapılar geleceğe kalıyor. Kars'ta Kümbet Camii vardır mesela. Arakelos Kilisesi'dir aslında, Ermeni Kilisesi'dir. Ama o kilise o haliyle kalsaydı bugüne ulaşamayacaktı. Cami olduğu için en azından yaşıyor, yani korunabiliyor. Dağda Yediköy varmış. Yediköy'de 1915 sonrasında bir tek vakıflık alabilmiş. 1915'te direnişe geçip dağa çıktıkları zaman köyler işte 1919'da da geri döndükleri zaman tekrar köylerine, evlerine yerleşmişler.
Ama 1919'dan 38'e kadar orada yaşayıp 38'de Hatay'ı terk ettiklerinde boşalan köylere başka yerlerden gelen insanlar yerleştirilmiş. Bir tek Ermeni olarak kalabilmiş köy vakıflı. Zaten 1915'te bu bölgenin çok fazla kaybı olmamış. Çünkü burası sürgüne gitmiş bir bölge değil. 1938'de gidişten sonra burası tek köy olarak kalmış. Çok çok eski zamanlardan beri Mardin'de. Yani sonradan taşınıp bir yerden gelmedik. Tabii çok eski, çok çok eski zamanlara gidersek onu bilemem. Belki bir yerden göç almış olabilir. Ya da başka bir, atıyorum Palu'dan ya da Diyarbakır'dan ya da Van'dan ya da Kayseri'den bir yerden göç almışsa bilemem. Ama çok eski zamanlardan beri yani Mardin'de öyle bir şey olsaydı zaten nesiller nesile aktarıldığı için bize söylerdiler. Ki zaten öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Mardinliyiz yani. 1915 öncesi yaklaşık bir 15 bin nüfus. Tabii o tarihin nüfusuyla bugünkü nüfusu karşılaştığımız zaman bayağı bir nüfus çıkıyor. Yani bayağı bir rakam çıkıyor. 15 binlik bir nüfus yaklaşık. Şu an günümüzde 10 aylığa kadar düştü. 58 yıl önce Diyarbakır'da bu gördüğünüz evler gibi Diyarbakır evinde, havuç dediğimiz avlulu evinde doğdum. 20 yıl aynı evde yaşadım. 57'de doğdum dedim. 1976'da Diyarbakır aralığın 3'ünde terk ettik. Çekip gittik. Çok acıydı. İşin ilginç kötü tarafı, ben 21 yıl Amerika'da yaşadım ve 21 yıl sonra Amerika'dan yine kendi topraklarıma döndüm. 28 yıl hiç Diyarbakır'a gelmemiştim. Diyarbakır'da bizim için çok değerli bir kilisemiz vardı. Yani her şey değerliydi aslında. Bu gördüğün ev yine bir Ermeni evi. Sur içinde. Yıllarca Ermenilerin elle, dişleriyle, tırnaklarıyla kazdıkları görüyorsunuz. Nahit dediğimiz şu taşları oyarak bu sur içindeki evleri inşa ettiler. Gel gör ki hiçbir şey kalmadı. Her şey tamam, Ermeni izleri var ama bana ne o izlerden? Ben olmadıktan sonra hani güzel bir laf var söylenir Kadri Şençalar'ın bir türküsü. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınıp yar olmayınca. Bana ne dünyadan, bana ne bu evden şimdi artık. Bana gördüğümde bana acı veriyor. Tamam Ermeni izi, dedemin izi, amcamın izi. Çekip gittik, zor günlerdi. Acıyla bırakıp gittiğim memleketimde bunları yaşamak benim için bir onur verici. Çünkü Diyarbakır'da, Diyarbakır çok değişti. Ama bunun yanı sıra Türkiye'de çok değişti. Son 10-15 yıldır Türkiye'deki gelişimler, barış süreci, Ermenilere yönelik daha iyi bakışlar, iyi yatırımlar. Tabii gönül doldurucu şeyler. Bir zamanlar hani benim çocukluğumda, gençliğimin ilk yılları bu sokaklardan geçtiğinizde her adım başı bir Ermeniye, her adım başı bir Süryaniye rastlardınız. Ama bugün bir Ermeni benim, orijinal Ermeni diyelim, Müslümanlaşmamış Ermeni, bir Süryani İbrahim Ezilmez'dir. Şimdi bazı şeyler, politik görüşler, insanlara yaklaşım çok daha güzel olabilir. Ama çok büyük acılar da var, azalmalar var, eksiklikler var. Niye oldu? Bunun nedenini hepimiz az çok biliyoruz. Yani bir insan durup dururken, işi iyiyken, cebinde parası varken, rahatı varken ve bu evleri de dedesi, babası, kardeşi yapmışken çekip bırakıp gitmez kardeşim. Bu bir gerçek. Yani bu her şey çok güzeldi ama Ermeniler gitti. Her şey çok güzeldi ama Süryaniler gitti. Her şey çok iyiydi, Ezidiler gitti. Ya demek ki burada bir yanlış, burada bir yalan, burada bir dolan var. Bu insanlar gitmişse evlerini, barklarını
işlerini güçlerini bırakıp gitmişse demek bunda bir neden var. Bu nedeni hepimiz biliyoruz. Bu nedeni kabullenmek lazım. Bu nedeni paylaşmak lazım. Kanada, Suriye, Beyrut, Kanada ve Fransa ağırlıklı olmak üzere. Tabii Suriye'nin belli şehirlerinde Hasaki, yani Halep tarafları ve ondan sonra Beyrut ve Kanada ve Brezilya, Arjantin ve Fransa, Avrupa'nın diğer çeşitli bölgelerini. Ermenistan'a da gidenler oldu. Tabii kendilerinden hala bilgi haberimiz yok yani. Ermenistan'dakilerin şeylerle bazen Belçika'ya gidenler oldu. Komünikin şey içindeyiz, bağlantı içindeyiz. Arjantin'e gidenler, işte Suriye'ye gidenler, Facebook aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarımız oluyor. Tabii kendileriyle görüşüyoruz. Ermeniler tarihleri boyunca İranlılar, Romalılar, Bizanslılar, Saseniler, Araplar ve çeşitli Türk beylikleriyle savaşmışlardır. Ermeniler Hristiyanlıkla ilk olarak milattan sonra 1. yüzyılda tanıştı. Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Theodos, Aziz Bartolomeos ve izleyicilerinin çabalarıyla o güne kadar putperest olan geniş bir Ermeni topluluğu Hristiyanlığı kabul etti. Anadolu'da bir felaketin yaşandığı malum ve o yıllarda Anadolu'da olan Ermeni toplumunun büyük bir çoğunluğu göç etmek zorunda kaldı, kaldırıldı. Dolayısıyla okullarımız kapandı, kiliselerimiz hakeza. Okullar kapanıp kiliselerinde büyük bir çoğunluğu zaten tarumar edilince yapılacak bir şey de yoktu. Anadolu'da o kültürel faaliyet durdu. Milattan önce Kral Dikran'ın, 95 yılında sanıyorum, Kral Dikran'ın orada bir imparatorluğu var. Tabi milattan önceden bahsettiğimize göre kalkıp o tarihi gelişim içerisinde nelerin gelip geçtiğini, hangi ülkelerden, hangi devletlerden bunları meraklıları öğrenebilir. Ama burada bir yapılanmanın olduğu öyle bir gerçek var. Daha sonraki yıllarda zaten Ermenilerin bir yerde ana yurdu. Burası, daha doğrusu Anadolu olduğu için burada yaşayan bu kültüre sahip insanlar zaman içerisinde yaşamışlar ve günümüze kadar gelmişler. Ama günümüze gelinceye kadar bir sürü badireleri atlatmışlar. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kimileri ellerindeki imkanları kullanarak belki bazı devlet ricalinde, Osmanlı şeyinde, saraylarında şurada burada görevler de üstlenmişler Ermenilerin bir kısmı. İşte mimari açıdan olsun. Daha sonrası mesela tiyatrolar, şunlar bunlar filan. Ama elinde sonunda o sayıları milyonu veya yüz binleri bulan o toplum, o insanlar azala azala bu tarihi gelişim içerisinde bugün gele gele gelmişler ve bir ufacık cemaate bürünmüşler. 50 bin civarında olan bir Ermeni toplumu kalmış. Nerede? O da İstanbul'da. Anadolu'da bugün hemen hemen hiç Ermeni yok diyebiliriz yani. Bir elim şeyler parmakları kadar, iki elin parmakları kadar az. Dolayısıyla kiliseler de yok. Ben de o vesileyle, dolayısıyla sadece ben değil, okulların kapanmış olması nedeniyle okuyamadım. Benim gibi birçok insan. Nerede okuduk? İşte devletin resmi kurumlarında, işte ilkokullarda okuduk. Sonra işte 1953 yılında İstanbul'da açılan bir ruhban okuluna biz öğrenci olarak geldik. O geldiğimiz yıllarda ben 15 yaşındaydım. Gerçekten Anadolu'yu bilmiyordum, okumuyordum. Bilemiyordum, okumuyordum derken babam benim okumamı çok arzu ediyordu ama beni orada işte yaz tatillerinde papazımız der Arsene gönderiyordu. Orada belki biraz Ermenice öğrenebilirim diye. Orada 3-5 kelime belki işte yazmayı, çizmeyi bile öğrenemeden sonra apar topar İstanbul'a geldik. Esas ana dilimi burada öğrendim.
Okul ve kilise. Okul ve kilise etrafında merkezileşiyorsunuz. Çünkü Anadolu, şimdi bu kayıplarınızı kazanmak, yani bu bir şey, toplumsal refleks, yani bunun bir kuralı yok. Örneğin benim dedem Ermenice biliyor, babam bilmiyor. Çünkü dedemin zamanında Ermeni okulu varmış, babamın zamanında Ermeni okulu yokmuş. Şimdi bu insanlar kaybetmiştir bir şeyleri. Bunu kazanmak için ne yapacaklar? Kendileri geliyorlar kilise etrafında ve okul etrafında toplanıyorlar ve böylece tekrar kaybettiği işte dilini tekrar bulmaya çalışıyorlar. Onun için kilise ve okul çevresinde toplanıyorsunuz. Böyle bir kural yani. Bizim zamanımızda, bizim için ki benim kendi neslim için söyleyeyim, bizim çok zor günler geçirdik. Ben hiç Ermenice bilmiyordum. Ben ilkokulla başladığımda öğretmen, ki İstanbullular Ermenice biliyorlardı. Yani sınıfın yarısından çoğu Ermenice biliyor. Bizim gibi köylü çocuklar onlar bilmiyor. Anadolu'dan gelmiş insanlar, gelmişler bilmiyorlar. Öğretmenimiz kara tahtaya bir şeyler yazıyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Onları öğrenmek çok zor, çok zordu yani. O günleri hiç unutmuyorum. Ağlıya sızlıya işte birileri bilenlerle gidiyorsunuz, öğretiyorlar. Annemiz babamız bilmiyor. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Ben o zamandan söz vermiştim ki çocuklarım Ermenice bilecek. Mesela ben evde Ermenice konuşuyorum. Biz evde Ermenice konuşuyoruz. Tek sebebi bu. Benim çocuklarım okula başladık. Lan Ermenice bilerek başladılar. Çok çektik çünkü biz. Yani zaman içerisinde tabii ki o şansını kullananlar kullandı ve çok da iyi ettiler bence. Daha başka bir şey, sadece Ermenice değil, yüksek okul okuma, işte serbest meslek edinme ya da zaten kamu kuruluşlarında çok fazla görev alamıyorsun. Göçlerin büyük bir bölümü öğrenim göçü. Bir onun öncesi de var. İşçi göçü var mesela buradan çok fazla. Ancak televizyon o kadar etkili oluyor ki hayatımızda. Öğrendiklerini de böyle kısa sürede unutabiliyorsun. Çünkü devamlı kullandığın bir alan değil. Tam da eğitimini almazsan kısa sürede unutacaksın. Yani bir kulak dolgunluğumuz var tabii ki yani. O tam da şey değiliz, yabancısı değiliz. Konuşma yeteneği biraz az oluyor benim gibi olanların durumunda. Ama eğitimini almış insanlar okumasını, yazmasını, konuşmasını çok da iyi bilirler. Köy ağzını yani Musa'da Ermenisini çok iyi olmasa da yani edebiyat düzeyinde olmasa da konuşabiliyorum. Günlük hayatı konuşabiliyorum. Onun dışında sürekli Türkçe okullarda gördüm ama yaşadığım yer nedeni Samandağ'ın etkisiyle genelde Alevi, Arapça konuşuyorlar. Arapçayı çok iyi öğrenmedim ama birkaç kelime anlıyorum yani 3 aşağı 5 yukarıda ama Arapça'da bir yatkınlığım olmadı. Türkçe sürekli öğrendim. Türkçe konuştum. İşte televizyon Türkçe, arkadaşlar, herkes Türkçe konuşuyor. Türkçeleşmek demeyeyim, modernleşmek adına değişiyor işte ne bileyim. Önceleri Ermeniler Murat ismini çok kullanır. Murat, Ermenice'de de Murat demek çünkü. Ama şimdi birazcık uyduruyorlar işte Serdar, Serper, Serli, böyle biraz Türkçe, biraz Ermenice'ye benzeyen isimleri de kullanıyorlar. Bunun gerekçeleri işte erkekler için söyleyeyim, askerde rahat etsin çocuklarımız. Böyle kaygılarla biraz Türkçe'ye yakın isimler kullanıyorlar. Annem de Arap. Annem Arapça konuşuyor ama ben bilmiyorum. Çünkü ev içinde çok konuşmuyoruz Arapçayı. Mesela annem Ermenice'yi öğrendi. Hatta benden de iyi konuşuyor diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, ben ilkokul 8'e kadar işte çocuk yaş olmasa şey, Panos'un hiç yabancı isim olduğu zamandan da anlaşılmadı. Lisede bir Panos şey vardı zaten liseye gidince ilkokuldaki bütün arkadaşlarım Arap ailesiydi, hepsi şeydi. Genelde Sünni yoktu. Yani şey olmasın da. Lisede arkadaş çevresi tabii çok genişliyor. Polis arkadaş, polis çocuğu, öğretmen çocuğu, Ankaralı, İstanbullu, İzmirli bir sürü arkadaşım oldu. Yani zamandan da çok belli olması da diğerlerinde bir merak vardı. Acaba Panos bir Türk ismi olmadığı belli. Hani Hristiyan olduğunu biliyorlar. Ama yani Hristiyanlıkla Ermeniliği dahi ayırt etmiyorlar. Yani burada ayırt etmiyorlar. Hani sen Hristiyansın ben Müslümanım ne olmuş şey vardı.
Hani biraz böyle bir safhaya çıktıysa merak etmeye başladılar filan. İsmimin söylenişinde çok zorlanan olmadı. Yani alay eden, şey yapan da olmadı. Benim aslında iki ismim var. Bir de Arda var. Ama ben Arda'yı kullanmıyorum mesela. Okulda da bazıları kullanır. Ben cevap vermem. Hani kızarım filan. Hatta biyoloji öğretmenim vardır. Normalde bana Panos der, sinirlenince Arda der. Mesela cevap vermem buna yani. Derim ki hani Panos, lütfen Panos. Arda'yı yani öyle kolaylık olsun diye koymuşlar. Panos söyleyebiliyorsunuz, Panos söyleyin. Diyarbakır Ermeniler açısından çok önemli bir kenttir, önemli bir şehirdir. Ve Diyarbakır Ermeniler, Diyarbakır'a Dikranagert derler. Niye Dikranagert diyorlar? Diyarbakır böyle uzun, böyle yüzyıllarca, uzun yıllarca Diyarbakır Ermenilere başkentlik yapmış bir kenttir. Dolayısıyla Ermenilerin tarihinde Diyarbakır Dikranagert çok önemli bir yer tutar. İşte milattan önce ve milattın da üstüne çıkan bir tarihlere takabül eden Ermenilere başkentlik yapmış bir yer. Dolayısıyla Diyarbakır çok önemlidir. Son 100 yılla da baktığımızda Diyarbakır'da çok büyük sayıda Ermeniler yaşarlardı. Diyarbakır'ın bütün sanatı, zanaatı, işte tarıma bakıyorsun, mesela Diyarbakır'da pirinç diyelim, pirinç yetişir. O pirinç bakıyorsun hep Ermeniler işletmiştir. Yine biberi tarafta bakıyorsun, mesela koza, ipekçilik mesela. Bugün 1900'lerin başlarında ipekçilik ta Avrupa'ya bilmem nereye kadar Diyarbakır merkezli ipekçilik yapılıyormuş ve gönderiliyormuş. Ama sonraları tabii bu bozuldu. Yine burada demircilik, kalaycılık, kuyumculuk, yani bunlar bütün Diyarbakır'da icra eden zanaatların hepsi Ermenilerin hakim olduğu alanlar olarak görüyoruz. Babamlar karyolacıydı. Yani karyola deyince madeni eşya, karyola, masa, sandalye, karyola. O işleri yaparlardı. Beyazıt'ta tavuk pazarı diye bir yer, Vezirhan'da. Önce tavuk pazarında yaptılar o işi. Sonra Vezirhan diye bir büyükçe bir han var, oraya geçtiler, imalat yaptılar. Babam ölünce 1994'te biz bıraktık, amcamlar devam ediyor ama hala devam ediyorlar. Beyazıt'talar. Bilir çünkü dedelerimiz kalaycı. Yani benim özellikle bir amcam, Sarkis amcam var ki benimle aynı ismi taşıyan amcam. O amcamın ismi dedemin ismi. Benim dedemin adı da Sarkis çünkü. Dedem kendi oğluna ismini vermiş. Benim ismimin sebebi Sarkis'ten 15 gün önce doğmuş olduğum için. Dedemin adı değil yani benim adım. Benim de adım Sarkis, amcamın da adı Sarkis. O amcam çok usta bir adammış. Amcam dedemle beraber kalaycılığa gidermiş. Kalaycılık dediğimiz zaman sırf kalaylamak, kalay yapmak değil. Örneğin köy köy geziyorlar, köyün işte kalaylarını yapıyorlar. Kalaya karşı ne alıyorlar? İşte buğday, yağ, peynir, işte öyle şeyler alıp zaman zaman 3 ayda bir köye getiriyorlar bunları, geri işe çıkıyorlar. Fakat bu arada da mesela değirmenlerin dişlileri kırılıyor diyelim. Oturuyorlar onlar, ikisi dedemle amcam. O değirmenlerin kumda dişlerini döküyorlar. İşte değirmenleri tekrar çalıştırıyorlar. Yani zanaatımız oradan, demircilik işte bu işte. Zanaat oradan geliyor. Bir amcam, Sarkis amcam ama Bedros amcam bu konuda çok usta. İkisi dedemle beraber şeye gidiyorlar. Servis, yani çalışmaya gidiyorlar. Babam köşker. Köyde köşkerlik yapıyor. Yani çarık dikiyorlar filan. Köşker ayakkabıcı demek aslında. Çarık yapıyorlar. Zanaat eskiden beri var olan bir şey bizimkilerde. Bu İstanbul'a gelince tekrar demir işiyle uğraşıyorlar. Önce işçi olarak çalışıyorlar tabii bir yerlerde. Epey bir zaman sonra kendi başlarına işlerini kuruyorlar. Ondan sonra devam ediyorlar. Yani karyolacılık mesleğine devam ediyorlar. Zaten buradaki hani şöyle kültürler burada çok fazla değişmiyor. İşte anneannelerimizin yaptığını annelerimiz yaptı. Biz onların yaptığını yaptık. O sistemi
ayakta tutabilmek için aslında, ayakta tutabilmek adına öyle bir şey yaptık ve hepsini ayakta tuttuk yani. Bize özgü müzik aletleri, yani Anadolu'da kullanılan Ermeni, Anadolu'da kullanılan müzik aletleri gibi ut, cümbüş, kanun, odur yani. Ayrı özel bir, mesela atıyorum, ayrı özel bir aletimiz yok. Mesela şey gibi, Karadenizlerin gibi kemençe ve tulum gibi, yani öyle bir şeyimiz yok yani. Mardin'de yaşamış, yani Mardinli müzisyen, Mardinli Ermeniler, tabii Mardin Ermeniler de müzikle ilgilendi ama ağırlık vermedi o konuda. Yani müzisyen yok Mardinli Ermenilerde. Sadece taş ustaları ve mimarlar çıktı Mardin'den. Sarkis Dole gibi. Bizim normal özel günlerimiz İslamiyet'in belirli sayılı sadece 2-3 tane bayramı vardır. Ama Alevi cemaati, buradaki yerleşen Alevi cemaatinin 6 Ocak'ta Eid-i Miladi dediğimiz Hazreti İsa'nın doğum günü. Ama İslamiyet'le hiçbir alakası olmayan sadece Hristiyan aleminin peygamberinin doğum günü. Biz Aleviler aynı çatı altında yaşadığımız için bu bayramı da kendi bayramımız gibi kutluyoruz. Eid-i Salib dediğimiz bizim yine aynı şekilde Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün. Aynı şekilde biz onu da yine kutluyoruz. Ama kutlayış amacımız Tanrı babasına çıktığından dolayı, yani köye erdiğinden dolayı biz o bayramı yine aynı şekilde kutluyoruz. Aynı kardeşten, aynı ailenin efratları gibiyiz. Bir kültür mozaiği oluşturmuşuz. Kendi bayramlarımızda, kendi bayramlarımızı beraber kutlamışız. Kendi bayramları gibi kutlamışlar. Biz de aynı şekilde cemaatin bayramlarında kendi bayramlarımız gibi kutlamışız. Aynı çatı altında kız alıp kız vermişiz. Resmi nikah yaparsın ama beraber yaşayamazsın o kadınla. Kilise nikahı olacak sonra. Yani zaten kilise nikahında resmi nikah yapmadan yapmazlar. Böyle de bir kural var. Yani resmi nikah olursunuz. Resmi nikah işte anne baba kardeş gider ama kilise nikahına bütün çevre gelir. Yani çok ciddi bir ritüeldir. Sırf tabii burada şunu görün ama. Bu sadece dinsel bir tören değil. Bu ta çok tanrılı dönemden gelen geleneklerle tek tanrılı, yani Hristiyan olmak olduktan sonrakiler birbirinin üzerine çok örtüştürülmüş bir sürü gelenekler var. Yani onlar üst üste bindirilmiştir. Yani biz şimdi onların çoğunu Hristiyan geleneği olarak devam ediyoruz. Halbuki çok eskiden gelen geleneklerdir bunlar. Yani örneğin size bir şey, bizim kiliselerimizde böyle bir kışot dediğimiz bir şey vardır. İşte ses çıkartır. Ya da künlük vardır, biliyor musunuz? Duman çıkartır. Bunların sebebi nedir? Açık havada ibadet yaptığınız zamanlarda işte böcekler, kuşlar geliyor. Bunları kovalamak içindir ama Hristiyanlık o açık hava tapınaklarından kiliseye dönerken bunlar da beraber gelmişler hiç, yani Hristiyanlığa. Ve çok şahşalıdır bizim düğünlerimiz. Yani ritüelimiz çok zengin bir ritüelimiz vardır. Düğünlerde gelini evden almaya gittiklerinde erkek tarafı gelin anasını ağlatmak için söylenen bir şarkı var. Hem bu köy diliyle söyleniyor. Mulur hey marmulur arengodanen. Mulur hey marmulur arengodanen. Şakrumuruz aruz portut arengodanen. Şakrumuruz aruz portut arengodanen. Hımi yada hımi kuhtır sigaran. Hımi yada... Çok iyi hatırlarım, bir gelini bayılacak derecesinde ağlamıştır. O çocukluğumun yani anısında hiç unutmuyorum o gelinin ağlamasını. Ve atla giderdi o zamanki gelinler. Tabii araba olmadığı için
uzak mesafede mesafeye giden gelin atın üzerine giderdi, atın üzerinde giderdi. Surgiragos Ermeni Kilisesi bu yörenin o Karacadağ volkanik taşlarından yapılmış. Bu yörenin taş yapısı, taştan yapılmış. Ve bakıyorsun Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi. Niye Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi yapma ihtiyacı duyulmuş? Çünkü 1900'ların başında baktığımızda 12 tane kilise mevcut Diyarbakır'da. Şehir merkezinde 12 tane kilisesi olan bir kent. Dolayısıyla ona rağmen Surgiragos Ermeni kilisesi bu kadar büyük yapılıyor. Çünkü o kadar yoğun Ermeni nüfus yaşıyorlarmış ki. Mesela dini bayramlarda özel işte Zadik, Paskalya dediğimiz tarzı bayramlarda, etkinliklerde bu büyük yapı yetmiyormuş insanlara ve insanlar burada yer kapabilmek için gece 3'lerde sıraya girerlermiş ki o etkinliklerde içeride kendilerine o ayının içinde yer bulsunlar. Dolayısıyla bu kadar yoğunluklu, bu kadar yoğunlukta yaşanan bir kent Ermenike, yani Diyarbakır, Ermenilerin yaşadığı bir kent. Dolayısıyla Ermenileri aslında çok önemli. Bu kadar yoğun nüfus, işte malum 1915, işte Türkiye'de Ermeni yapılan Ermeni soykırımı ve göçertilmeler, o yoğun nüfustan işte 1915'lerden sonra da bu sefer burada sürgüne gönderilen, öldürülen Ermeni aileler, yok edilen Ermeni aileler bu sefer çevre illerden, çevre ilçelerden göçen, Diyarbakır'a gelen insanlar gelip buraya sığınıyorlar ve Diyarbakır'da yaşamaya çalışıyorlar. Tabii bu kilise, mesela bu kiliseye tekrar biraz daha değinecek olursak, kilise mesela çan kulesi var. O zaman çok güzel bir çan kulesi var. 1914'lerde yıldırım çarpması sonucu çan kulesi yıkılıyor. O zamanki Ermeni ahalisi, Ermeni halkı daha günün mimarisine denk düşer. Çok daha modern, çok daha güzel bir çan kulesi yapıyor. Çan kulesi işte 1916'da bu çan kulesi hepsi cami minarelerinden daha yüksek diye gerekçe gösterilerek top atışıyla yıkılmaya çalışılıyor ve bir hafta ancak yıkabiliyorlar bu güzelim çan kulesini. İşte 100 yıldır çan kulesi yoktu mesela burada. Tabii 1920-30'lu yıllara kadar Alman askerleri burayı kışla olarak, askeri merkez olarak kullanıyorlar bu güzelim kiliseyi. 1959'a kadar Sümer Bank'ın deposu olarak bu sefer kullanılıyor kilise. O zaman ki burada yaşayan Ermeni halkı cemaati, işte bir yönetim, vakıf, burası aynı zamanda Surgiragos Ermeni Kilisesi Vakfı. Dolayısıyla o vakıf yöneticileri toplanıyorlar, zamanın hükümetine müracaat ediyorlar. Ve kilisemizi ibadethane olarak kullanmak istiyoruz diye müracaat ediyorlar. 59 yılında kilise olarak tekrar cemaate veriliyor, Ermeni halkına veriliyor ve kilise olarak aktif faaliyetlerine başlıyor. Son 3 senedir tekrar o Ermenilere ait kültürel, sosyal yaşamı idame ettirme, yaşamı devam ettirme gibi bir şeylerle başlandı bu kilise ayağa kalkınca ve dolayısıyla mesela bayramlar yapıldı. Zadik dediğimiz Paskalya, işte kırmızı yumurta halk deyimiyle denilen bayram mesela 3 senedir yapılıyor. Mesela çok önemli ayinler yapıldı ve biz aynı zamanda hani vakıf yönetimi olarak da çok önemli düşüncelerle burası değerlendiriliyor. Sadece bir tarafta dini mabedimiz, kilisemizi ayağa kaldırdık. Yapıldı. İşte bahsettiğim o kırılan, dökülen çan kulesi yapıldı mesela şu anda. 100 yıl sonra Diyarbakır Surgiragos'ta işte çan çalıyor mesela. Az önce çaldı. Bunlar hepsi önemli çalışmalar olarak yürütüldü. Şimdi o önemli günlerde bütün ayinler, bütün etkinlikler yapıldı. Bunun yanında bir de kültürel Ermenilerden, eskiden Ermenilerden kalma
çalışmalar da yürütüldü. Mesela burada bir piyano dinletisi yapıldı. Yine Rafi Bedrosyan'ın, piyanist Rafi Bedrosyan, Kanada'da yaşayan bir Ermeni arkadaşımız, kendisinin önde şeyinde bir piyano resitali yapıldı bu kilisenin içinde. Zürih Üniversitesi'nin Büyükşehir Belediyesi ile kültürel bazda yaptıkları sazlı, çok sazlı bir ekip geldi. Onlar bir müzik dinletisi yaptılar. Yine kitap imza şölenleri yapıldı. Yani biz bu güzelim tarihi mekanı o kültürel, sosyal bir ruh anlayış, bu anlayışla olabildiğince o mekanlarda, o yani mekanı oralara da hizmet edecek tarzda şey yapıyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de tek kalan Ermeni olarak, köy olarak, Ermeni köyü olarak burası kaldı, yalnız kaldık sayılır. Tabii o tek kalmanın da bize tabii getirisi de var, götürüsü de var. Yani o yönden gidenlerimiz, gelenlerimiz çok oluyor. Çok olmasından dolayı bilhassa işte turizme de girdikten sonra ve 1996'da biz kilisemiz eski bir kiliseydi. Yıkık haldeydi. Eskiden bilmiyorum biliyorsanız vakıfların bir yasası vardı. Senede 1.000 liradan fazla masraf yapamazdın. Yani bir üstündeki kremiti bile değiştiremiyorduk. Hatta bir ara hemen kilisemizin altından sulama kanalı geçti. Köy, o zaman köy hizmetleri vardı galiba. Kilisenin temeli ortaya çıktı. Bir duvar yaptılar o zamanki yönetim. Aşağı yukarı 7-8 sene 6.000 lira masraf yapıldığından dolayı 6-7 sene mahkemelik oldular. Tabii o işte bakımsızlıktan, bir şey yapamazlıktan kilise bayağı bir yıkılma durumundaydı artık. Sağ olsun bizim şu anki patrimiz Mesrop Mutafyan, gerçi rahatsız şu an. O bize öncülük yapmıştı. Hadi çocuklar bu kiliseyi bir yenileyelim, bize bir şey verdi, moral verdi, ne bileyim hırs verdi, ne bileyim yani cesaret verdi diyelim. Müracaat ettik o zaman bakanlığa, vakıflar bölge müdürlüğü bakanlığına. Yine sağ olsun 3 ay içinde bizim dilekçemizin cevabı geldi ve tadilat için izin geldi. 96'da biz hemen kilisenin yapımına ve onarımına başladık. Biz de tabii o zaman aşağı yukarı komple bir yenilemeye karar verdik, izin olduk diye. 97'de de bitirdik şu anki hali, restorasyonu bitti, her şey bitti ve 1997'de çok görkemli bir açılış yapmıştık. Hatta o ara Türkiye'de ilk restorasyon yapılan ilk kiliseydi de. Tabii sayın bizim patriğimiz Mesrop II
tüm dünya liderlerine, yani Ermeni liderlerine, din görevlilerine pardon, ve tüm basın, yerel olsun, Avrupa'dan olsun, CNN International'dan ne bileyim BBC'ye kadar tüm basın buradaydı. O açılışta güzel bir tanıtım oldu mesela. Köyün kilisesi diğer köylerinkine nazaran zaten daha geç tarihlerde kurulmuştur. Aslında bu köy de, Vakıflı Köyü de, bugünkü adıyla Vakıflı Köyü, eski adı Vakıf'tı. 19. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Yani 1850'lerden sonra oluşmaya başlamış bir köydür. Kilisesi de 1890'lardan sonra kilise haline gelmiştir. Aslında eski yapı basit bir köy evi niteliğinde, hatta sahibinin ipek böceği atölyesi olarak kullandığı çok basit bir yapıydı, alçak damlı bir yapıydı. Bu kilise artık miadını doldurmuştu inşaat olarak. 1996'da o zamanki yönetimlerden izin alınarak yeni baştan yapıldı. Bugünkü modern görünümüne kavuştu kilise. Ve bu kilisenin yapılmasıyla birlikte bu köyün sosyolojik yapısı da bir yerde değişmiş oldu. Vakıflı Köyü kurulalı hep papazı vardı. Hep de iyi papazlar oldu. En son papazımız 2003'te vefat ettiğinde biz 7 sene papazsız kaldık. Biz o döneme kadar hani bunun ne kadar zor olduğunu bilmiyorduk. Elimizdekinin değerini bilmiyorduk. Ne zaman ki papazsız kaldık, gerçekten ne kadar büyük bir problem olduğunu, Vakıflı Köyü için ne kadar büyük bir problem olduğunu gördük. Hadi düğünlerimizi papaz olduğu zaman ayarlayabiliyoruz ama cenaze olduğu zaman İstanbul'a telefon açıyorduk patrikhaneye. Patrikhane oradan bir din görevlisi, başka bir kilisenin din görevlisini bize gönderiyordu. İşte şeyi bekletiyorduk, cenazeyi bekletiyorduk, din görevlisi geliyordu, toprağı veriyorduk, geri gidiyorduk. Bu çok ciddi bir sorundu. Artı bir kültürü birkaç ayak üzerine oturtursanız önemli ayaklarından bir tanesi de bir din oluyor. Din ayağı oluyor. Bu eksik kaldı. 7 sene eksik kaldı bizim köyümüzde. Çok ciddi sorunlar yaşadık bu konuda. Maneviyatımıza da yansıdı, hayatımıza da yansıdı bu. Şimdi çok şükür bir din görevlimiz var, bir papazımız var. Deravidis bu görevi üstlendi. O da yine Hatay'la bir genç bir arkadaşımız. Burada yani yine eksiğimiz var. Çünkü Hatay'da 3 kilisemiz var. Bir tane din görevlimiz var. Bu bile eksik. O bir pazar günü burada ayin yapılıyorsa bir pazar günü İskenderun'da ayin yapılıyor. Onu da bölüşüyoruz açıkçası. Bunda zorlukları var, yok değil ama papazsızlığı gördüğümüz için papaz buna da razıyız, şükrediyoruz. Ermeni olarak ya da bütün Hristiyanların Türkiye'de çözmesi gereken problemlerinden birisi. Bu problemin birkaç bileşeni var. Birisi bizsek, birisi de devlet aslında. Türkiye'de çözmemiz gereken önemli problemlerimizden birisi bu. Din adamı yetiştirecek bir kurumumuz yok. Hala usta çırak ilişkisiyle yetiştiriyoruz ama din eğitimi önemli bir eğitim. İlahiyat okuması gereken önemli bir eğitim. Okuması gereken yerde de yurt dışına gönderiliyor din görevlilerimiz. Hani neden ülkemizde, kendi ülkemizde kendi din görevlilerimizi yetiştirmeyebilelim? Bu önemli sorunlarımızdan birisi açıkçası. Aşkın anladım ayrım, hala 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 ninoye. Dörünce tevsme ayrım, hala 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 ninoye. Ninno yavrum ninoye, hala 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 ninoye. Sirven gar merhinoye. Hala 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 ninoye.